Potlaç Kadın Kooperatifi'nin Sevgililer Günü özel düzenlediği kermesindeyiz. Yanımızda Müjde Hanım var. Merhaba Müjde Hanım. Merhaba. Nasılsınız öncelikle? İyiyiz, teşekkürler siz. Biz de çok iyiyiz, sağ olun. Yaptığınız çalışmalardan bize bahseder misiniz? Tabii, bahsedeyim. Potlaç Kadın Kooperatifi sağ olsun bizlere özel günlerde böyle standlar veriyor. 1060'a yakın üyesi var. Her üyeye de ayrı ayrı mutlaka yer veriyor. Mesela bu Sevgililer Günü kermesinde 3 gün ben buradayım. Bugün 2 Şubat, 6 Şubat ve 11 Şubat olmak üzere. Burada kendi ürettiğim bir markam var. Eldivenden tutun işte boyunluk, çanta, şapka, atkı gibi şeyleri örerek ben üretiyorum. Ama burada sadece örgü yok. Takıdan işte amigurumi denilen böyle bebekler vardır, bebeklere veyahut da bez çantalara, cüzdanlara kadar her şeyi bulabilirsiniz. Ama hepsi el emeği. Burada el emeği olmayan hiçbir şey yok. Zaten amaç da kadınlarımızı desteklemek. O yüzden Potlaç Kooperatifi bize böyle bir şans verdiği için biz öncelikle tabii ki teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim yaptığımız işlerde değerlenmiş oluyor böylece. Yani sadece Sevgililer Günü değil, hani diğer özel günlerde de bu tarz standlar düzenliyorsunuz ve kadınların birbirine destek olmasını asıl amaç olarak görüyorsunuz. Peki yaptığınız çalışmalardan da gösterebilir misiniz? Mesela şöyle bir eldivenimiz var. Şöyle göstereyim size. Bu basit. Genelde hanımlar artık biliyorsunuz eldiven, hani parmaksız eldiven çok kullanıyor. Çünkü neden? Rahat hareket etmek, işte cüzdandan rahat bir şey alabilmek veyahut da dışarı işte sigara içmeye çıkar bayanlarımız mesela. Bir dekor, böyle bir güzellik versin diye kullanılan eldivenler. Genelde böyle yapıyoruz. Şöyle bu zıpırı cüzdanlarımız var. Böyle gördüğünüz gibi. Böyle hoş, şirin. Bunları işte çocuklarınıza veya dediğim gibi anneler kendilerine alıp böyle bozuk para koymak için kullanabilirler. Şöyle boyunluklarımız var. Bunlar özel boyunluklar. Hatta şöyle gösterebilirim de isterseniz size. Şöyle boyunluklar. Bunlar tamamen görsel amaçlı bir yere giderken gece veya evet bu şekilde kullanmak için yapılan şallar, çantalar bu şekilde. Dediğim gibi bunlar benim kendi yaptığım ürünler. Ben nasıl başladım diye söyleyeyim isterseniz. Şöyle, ben zaten 2 yıldır örüyordum ama Eliş Sepeti Erenköy diye bir arkadaşımın dükkanı var. Yüncü dükkanı. Orada kurslar oluyordu. Orada çok güzel 2 tane hocayla tanıştım. Bir tanesi Yaruze, bir tanesi de Günfer hocam, Bay Günfer Topayan. Onlar sayesinde örgüme örgü kattım diyebilirim. Öncelikle sağ olsunlar. Çünkü gerçekten hani şimdi insanlar bazen geliyor, aman ne var ki ben bunu yaparım. Yapamazsın. Öyle kolay bir şey değil. Yani örgüyü bilmek gerekiyor. Ama örgünün de dediğim gibi şöyle bazı püf noktalarını bilmeniz gerekiyor. Ben o hocalarımdan bunları öğrendim ve daha çok kendimi geliştirdim. Şimdi dediğim gibi bu kermeste bunları sergileyip satışa sunuyoruz. Fiyatlarımız da çok uygun ama burada fiyat tabii göreceli. Herkesin standında farklılık gösterebilir. Ama benim hani en hani böyle yüksek diyebileceğim işte 50, 70, en ucuzu işte 20, 10. Böyle bu şekilde yani değişiyor standlar alacağınız şeylere göre. Daha başka ne söyleyeyim? Ha, bir de Anneler Günü olacak. Muhtemelen Anneler Günü'nde de yalnız açık hava yapabilir diye düşünüyorum Potlaç, umarım. Çünkü modada Potlaç'ın yeri var açık havada. Eğer öyle bir şey olursa ben baharda bir de Anneler Günü kermesine katılmayı düşünüyorum. Bu şekilde değerlendireceğim inşallah. Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Vakti olanın gelmesini tercih ederim. Evet. Dediğim gibi hani Sevgililer Günü illaki sevgiliye bir hediye almak değil. Anne baba veya kardeşe veya çocuğunuza da bir şey alabilirsiniz. Ki burada hani önemli olan desteklemekse hani çok küçük şeyler alıp bizlere de destek olabilirler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan.